Kıymetli misafirlerimiz, şimdi öğrenci arkadaşlarımızı sahneye davet ediyor ve sizlere hazırlamış oldukları şiir ve müzik dinletisiyle baş başa bırakıyor. Şu boğaz harbinedir, var mı ki dünyada eşi, en kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yoldularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasız cephe haşüt ki ufuklar kapalı, nerede, nerede gösterdiği vahşetle. O bir Avrupalı, delirir yırtıcı, pis yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş acılık mahbesi, yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam beşer, kaynıyor kum gibi. Mahşer mi? Hakikat mahşer. Yeni iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çeneler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetlerde. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani ta Unada zuldür bu rezil. Ah, ah, o 20. asır yok mu mahmuk vasi? Ne kadar gevdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kuzlu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki eskar hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala affetti bize oyu. Medeniyet denilen kahve, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esvar, öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü haram. Öteden saykalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor alakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde aslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağım yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, kol, bacak, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sarlar, sarlar. Saçıyor zırhla bürünmüş de ona merdeller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner atasından. Alınır kalem göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına rağmen.
çünkü tesis ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevkiyi müstahkemler. Beşerin azmini tamkif edemez hıb-i beşer. Bu gözlerse, bu gözlerse hıdanın ebedi serhaddi, o benim sun-i bedihim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli, Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. İçin toprağa düşmüş asker, gökten ecdad iner gökse o pal alnı değer. Ne büyüksün, ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömerim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümert ettiğin edvarana yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiha. Bu taşındır, bu taşındır diyelim Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeye alsam da rida namıyla. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla. Mor bulutlarda açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsan orada. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına. Uzanıyorken gece mehtabı getirsen yanına. Tüllenen mağribi akşamlar gibi sarsan yarana. Yine de bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki, sen ki soğan ehli salibin kırarak savretini. Şarkın en sevgili Sultan Selahaddin'i. Kılıç aslan gibi cilalin ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran. O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ciran adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın ey hal. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihaz. Ey şehit ol şehit, isteme benden makber. Sana avucunu açmış duruyor peygamber. Ey şehit ol şehit, isteme benden makber. Sana avucunu açmış duruyor peygamber. Ama ben gidiyorum peşmanım.
Çanakkale içinde bir uzun selvi. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of geçim kimimiz yaşamak, kimimiz evli, of geçir eyla. Çanakkale içinde bir kırık testi. Çanakkale içinde bir kırık testi. Analar babalar ümidi kesti. Of geçim eyla. Analar babalar ümidi kesti. Of geçim eyla. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayram, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıldığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün, gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeği, senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen. Söyle, söyle seni oraya dikeyim. Söyle seni oraya dikeyim. Şu kışlanın kapısına mail oldum yapısına. Şu kışlanın kapısına mail oldum yapısına. Telli kurban bağlayayım asker yari kapısına. Telli kurban bağlayayım asker yarin kapısına. Yüce dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı. Ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmasaydı. Yüce dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı. Ölüm Allah'ın
Kıraatımı beni ince ölürüm yar görmeyince. Kıraatımı beni ince ölürüm yar görmeyince. Telli yatak serdiremem asker yarim gelmeyince. Telli yatak serdiremem asker yarim gelmeyince. Yüce dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı. Ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmasaydı. Yüce dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı. Ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmasaydı. Şimdi ise asker anılarında Çanakkale Muharebeleri başlıklı panelin sunumu için paneli yönetmek üzere Sayın Doktor Öğretim Üyesi İsmail Yaşayanları, Sayın Doktor Öğretim Görevlisi Sibel Küçükkülahlı'yı ve Sayın Öğretim Görevlisi Tuğba Aşan'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Dekanım, Dekan Yardımcım, değerli öğrenciler, hoş geldiniz hepiniz. Bu yıl değişik bir temayla bir Çanakkale programı hazırlayalım dedik ve asker anılarını size sunmayı planladık. Biliyorsunuz pazar günü 18 Mart'tı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutladık. 9 Ocak'ta da, yani 9 Ocak 2018'de de, 2019'da da şeyin kara zaferlerinin 103. yılını kutlayacağız. Tabii 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin topyekun zafer kazandığı tek cephe Çanakkale cephesi. Onun dışında özellikle Orta Doğu coğrafyasında birkaç küçük savunmayı da kazandı. Bunun dışında ne yazık ki Osmanlı ordusunun kazanabildiği bir şeyden, zaferden söz edemiyoruz. Kut, son yıllarda popüler olan Kut, Kutül Ammare zaferi, işte Medine müdafası gibi zaferlerden öte Çanakkale topyekun kazanılmış büyük bir şeydir, savaştır. Hem karada hem denizde. Ben sözü fazla uzatmadan ilk konuşmacı olan öğretim görevlisi Tuğba Aşan'a Osmanlı askerlerinin anılarında Çanakkale konusunda sunum yapmak üzere söz veriyorum. Buyurun Tuğba. Saygıdeğer hocalarım, değerli öğrenciler. Çanakkale savaşları birçok milletin tarihini derinden etkilemiş, evrensel niteliği olan savaşlardır. Birinci Dünya Savaşı'nın gidişatı içerisinde her kesimden insana ağır, maddi, insani ve duygusal yükler, kayıplar yaşatmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesi başkent İstanbul'a yakınlığından dolayı devletin merkezinde de her türlü etkisini çok derinden hissettirmiş bir cephedir. Dolayısıyla Çanakkale topyekun mücadelenin yeniden dirilişin destanının yazıldığı da yer olmuştur. Çanakkale'de Türk ordusunun kahramanlık destanının yazılmasında şüphesiz her kademedeki görevli subayların, komuta kademesindeki görevli subayların olduğu kadar kutsal bir görev addederek cepheden cepheye koşan, vatan toprağını kanlarıyla sulayan Mehmetçiğin de katkısı büyüktür. Bugün burada Çanakkale cephesinde çeşitli kademelerde görev almış askerlerimizin, kimin sağ sağ tutulmuş günlüklerinden, kimi yıllar sonra yapılmış röportajlarından alıntılarla savaşın bir başka boyutunu anlatmaya çalışacağız. Tarih biliminde
Ana niteliğindeki eserler her ne kadar kaynak değeri bakımından son sıralarda yer alsa da günlükler, anılar, geçmişte yaşananlara farklı bir perspektiften bakmayı sağladıkları için önemli kaynaklardır. Burada öncelikle Mustafa Kemal'in hepimizin az çok aşina olduğu hatıralarından başlamak istiyorum. Mustafa Kemal 25 Nisan 1915 günü düşman kıyı asker çıkarmaya başladığında, savaşın daha başlangıcında gidişatına yön verecek olayı şöyle anlatmaktadır. "Niçin kaçıyorsunuz?" dedim. "Efendim, düşman," dediler. "Nerede?" "İşte," diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Düşmanın bir avcı hattı serbest bir şekilde ileriye doğru yürüyordu. Demek ki düşman bana benim askerimden daha yakındı ve düşman benim bulunduğum yere gelse kuvvetlerim pek fena bir vaziyete düçar olacaktı. "Kaçan efrada düşmandan kaçılmaz," dedim. "Cephanemiz kalmadı," dediler. "Cephaneniz yoksa süngünüz var," dedim ve süngü taktırdım, yere yatırdım. Bu efrat süngü takıp yere yatınca düşman efradı da yere yattı. Kazandığımız an bu andır. İngilizler 9-10 Mayıs ve 13-14 Mayıs gecesi Bomba Sırtı mevzilerine baskın düzenlediler. Mustafa Kemal Bomba Sırtı'nda yaşananları ise şöyle anlatmaktadır. "Biz kişilerin kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız size Bomba Sırtı olayını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulmamacasına hepsi düşüyor. İkincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor. 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor. Hiç ufak bir fütur göstermiyor. Sarsılmak yok. Okumak bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren şayan-ı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesi'ni kazandıran bu yüksek ruhtur," diyor Mustafa Kemal. Çanakkale Muharebeleri sırasında müstahkem mevki komutanı olarak görev yapan Cevat Çobanlı Paşa, Çanakkale Zaferi'nde en fazla emeği olan komutanlardandır. Öyle ki 29 Ekim 1915 tarihinde Tasvir-i Efkar gazetesinde İstanbul'u kurtaran iki komutandan biri olarak söz edilmektedir. Diğeri de tabii ki Albay Mustafa Kemal'dir. Cevat Paşa'ya yıllar sonra 18 Mart 1915 gününün en kıymetli anı sorulduğu zaman, o gün güneşin son ışıklarıyla boğazdan perişan halde çıkmakta olan düşman filosunun görünüşü idi cevabını verir. Cevat Paşa 1936 yılında 7 gün dergisiyle yaptığı röportaj sırasında şunları söylemiştir. "Mehmetçik olmasaydı Çanakkale olur muydu? Çanakkale Harbi diğer sahalarda yapılan harplerle kabili mukayese değildir. Tasavvur buyurun. Denizde bir harp oluyor fakat ötede, karada 3-4 kilometrelik bir sahada da insanlar birbirlerine giriyorlar. Ve Mehmetçik orada da gıdasından bile mahrum kaldığı halde memleketin kapısını beklemekten büyük bir zevk duyuyor. 12. Tümen Seddülbahir cephesinin sol kanadının savunulmasıyla görevlendirilmişti. Sürekli muharebelerde, kanlı boğuşmalarda 12. Tümen önemli kayıplara uğramıştı ve bazı birliklerinde %40 zayiat vardı. Çanakkale cephesi komutanlarından Selahattin Adil Bey 15 Temmuz 1915 tarihinde eşine gönderdiği mektupta tümeninin vaziyetini bildiriyordu. "Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun. Fırkan bütün ordunun en şanlı, en güzeli bir parçası olduğunu ispat etti ki 2 ay mütemadiyen gazetelerin metanetinden bahsettiği sol cenahı bütün Fransız ve bir kısım İngiliz kuvvetlerine karşı tutmakla düşmanı yıldırdı. Ama ben de, fedakar zabitlerim de, kahraman efradım da bitti. Her biri kanını pahalıya satarak düşmana 2-3 misli zayiat verdirdi." Selahattin Adil. 3 küçük defterde bir teğmenin bakış açısından ve içinde bulunduğu siper düzeyinden saati saatine olayları kaydetmiş olan Mehmet Fasih Bey anlatıyor. "Yüzbaşında siperleri gezmeye gittik. Gezdirdim.
En tehlikeli yerlere kadar girdik. İleri hat pek harap. Yerde bulduğumuz boş kovanları, şarapnelleri topluyoruz. Bir kovanı alırken yanında birkaç sinek çıktı. Biraz karıştırdım, birçok sinekler çıktı. Yüzbaşıma burası sinek yuvası herhalde dedim. Fakat biraz karıştırınca burasının bir sinek yuvası değil, alelacele rastgele üzeri örtülmüş bir şehit mezarı olduğu ortaya çıktı. Etler üşürüyor ve üzerinde kurtlar akıyordu, çekildik. Mehmet Fasih Bey'in günlüğü 1915 yılının Temmuz ayından Ekim ayına kadar geçen zaman dilimindeki tuttuğu notlardan oluşuyor. Ve bu zaman diliminde bize siper savaşlarının perde arkasını, siperlerde yaşanan sosyal hayatı anlatıyor. Bu günlükte Çanakkale'de savaşan bir subayın şahsında Osmanlı gencinin duygularını, ruh halini, kederlerini ve sevincini görme imkanı buluyoruz. Hücum sabah ezanıyla başladı ve bütün gün devam etti, hiç durmadı. Yemek için ara falan verilmeksizin. Hücum bir emirdi. Bir kere emir verildi mi ya öleceksin ya kalacaksın. Saat 9'da hücum yaptırdılar Kanlı Sırt'a. Kanlı Sırt'a bir de varmıştık ki ortalık hasır gibi insan ölüsü. Onların aralarından sürünerek açtık öteki yüze. Gavurun süngüleri görünüyor istikamlarından. Orada ateş ederken yanımdaki bütün arkadaşlar şehit oldular. Bir ben kaldım. Ben de vurulurum burada diye düşündüm hep. Kafamı kaldırmışım biraz herhalde. Kafama küt diye bir taş vurdu. Yüzbaşım geldi. Gidebileceksen git dedi. Bıraktım tüfeğimi. Elden ele beni geçirdiler gittim. Benim başıma taş değil şarapnel parçası gelmiş diye anlatıyor Halil Koç. Yine çoğunuzun bildiğini düşündüğüm ama burada bu anılar içerisinde anlatmadan geçemeyeceğim Halil Helvacı'nın bir hatırası. Bir gün mevzilerden ateş ediyoruz. Arı burnunda düşmana doğru. Çekiyorum tetiği, çekiyorum. Tüfek patlamıyor, ateş etmiyor. Tüfek bozuldu herhalde dedim. Bir arkadaş vardı yanında. Bak hani, bak hele benim tüfek bozulmuş, ateşlemiyor. Arkadaş bir baktı benden yana. Ne bozulmuşu, senin parmak gitmiş dedi. Ben o zaman acısını duydum işte, cız ettiği için. Bir kurşun gelmiş, tetiği çektiğim parmağı alıp götürmüş. Düşman istihkamları bize çok yakındı. Sıçan yolundan eşeklerle yemek gelirdi bize. Nohut, bakla, fasulye, mercimek verirlerdi. Aç kalmadık, tütün alırdık bazen. Bazen su bile zor gelirdi. O kadar çok mermi sarf ediyorduk ki, tüfeğin önünden ve yerlerden kapçıkları kürekle atıyorduk. Artık ölülere o kadar alışmıştık ki bir insanın yanı başında ölü vermesi tabii geliyordu. Ve az sonra sıranın sana geleceğini biliyor ve bekliyorduk. Siper kazmak savaşın önemli eylemlerinden biriydi. İki tarafta 100.000'den fazla kişinin yaşadığı, 5 kilometre genişliğinde ve 3-4 kilometre uzunluğundaki bu siperlere her gün yüzlerce araba, katır, at, eşek ile yiyecek, cephane ve gerekli diğer savaş malzemesi geliyordu. Halil Koç isimli askerimiz anlatıyor. Arıburnu'na babam geldi yanıma, beni ziyarete gelmişti. O da aynalı tüfekle ateş etmiş düşmana. Helva, yoğurt, yumurta getirmişti. Daha başka arkadaşların da babaları gelirlerdi, yakınlarda olanlar, buradakiler. Babam, bu evlatlarda umut yok, bunlar burada kalırlar dedi. Ateşin içinde nasıl umut olsun? 8 ay, 24 saat ateş altında, 24 saat geride istihkamlarda durduk. İstihkamın içine kaç defa bomba düşmüştü. Böyle çok arkadaşımız şehit oldu. Sigara paketi atarlardı gavurlar. Birinde İngilizler kavurma kutusunda barut ve fişek doldurup fitilini ateşleyip bizim istihkama attılar. Kimseye bir şey olmamıştı, masal gibi hep bunlar. Önce Anzaklar, hemen sonra Türkler, siperden çıkmadan karşı siperdekini görerek ateş etmeye olanak sağlayan aynalı tüfekleri geliştirdiler. Her iki taraftan da bunu yapanlar yapı ustalarıydı. Bir gün düşmandan bir aynalı tüfek ele geçirmiştik. Bizim mevzilerin yanında bir tünel vardı. O tünelin içinde düşmandan ele geçirdiğimiz tüfeğe baka baka bizim tüfeklere de ayna takmıştım. Her mangaya bir aynalı tüfek dağıtılmıştı benim yaptıklarımdan. Tüfeğin namlusuna önlü arkalı iki ayna koyardım. Siperden kafanı çıkarmadan aynalara bakıp düşmanı görürdüm. 27. alayın o meşhur aynalı tüfeklerini ben yapardım, marangozdum, diyor Ali Demirel.
Siperlerde yerde uyurduk. Yatak yoktu. Yemekler fena değildi. Her bölük için bir kazan kaynardı. İlk gittiğimizde her şey boldu. Üzüm, hurma. Fakat zamanla hepsi kayboldu. Yiyecekler siperlere ancak gece geç vakit getirilebiliyordu. Gündüzleri hareket edemezdik. Hareket eden her şeyi görürlerdi. Geceleri de projektörlerle bütün tepeleri gündüz gibi aydınlatırlardı. Günümüze ulaşan Türk asker mektupları, içe dönük, dış dünya ile ilişkileri sınırlı, anne babaya saygıyla başlayıp ülke içinde özveride bulunmanın mutluluğunu belirten, dost ve akrabalara selamla biten mektuplardı. Cephenin birbirine karşı iki tarafında savaşmakta olan bu insanların savaşa bakışları da farklıydı. Müttefik askerlerin savaşa bakışları akılcı ve gerçekçiydi. Mektuplarında bitlendiklerinden, hastalandıklarından, kafalarının üzerinden geçen mermilerden, dondurucu soğuktan veya kaybettikleri askerlerden, arkadaşlarından bahsederlerdi. Ve cephedeki başarısızlıklarını da açıkça yazmaktaydılar. Türk askerlerinin mektuplarında ve anılarında bu tür sıkıntılara yer verilmemekteydi. Onlar duygusaldı. Özellikle acılar içe atılmak içindi. Kişisel dertlerin mektuplarda bile olsa anne baba ile paylaşılması göreneklerinde yoktu. Türk ordusunda da bir sansür uygulanmış olmalı. Bunu ne kadar uygulandığını tam olarak bilmiyoruz. Ama belki de en büyük sansürü o mektubu yazanın kendisi uyguluyordu. Valideciğim, dört asker doğurmakla gururlu şanlı Türk annesi. Nasihat Amiz mektubunu Divlin Ovası gibi güzel, yeşillik bir ovacın ortasından geçen derenin kenarındaki armut ağacının gölgesinde otururken aldım. Tekrar okudum. Şöyle güzel ve mukaddes bir vazifenin içinde bulunduğumdan sevindim. Gözlerimi açtım, uzaklara doğru baktım. Yeşil yeşil ekinlerin rüzgara mukavemet edemeyerek eğilmesi bana annemden gelen mektubu selamlıyor gibi geldi. Fakat valideciğim, sen yine müteessir olma. Gayet güzel sesli bir ezan okuyordu. Ey Allah'ım, bu ovada onun sesi ne kadar güzeldi. Ey benim yarabbim, şu kahraman askerlerin bütün dilekleri, ismi celalini İngiliz'e ve Fransızlara tanıtmaktır. Valideciğim, çamaşır falan istemem, paralarım duruyor. Allah razı olsun. Oğlun Hasan Ethem, 17 Nisan 1915, yedek subay adayı, İstanbul Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi. Tabii bütün mektuplar bu kadar edebi değil. Birbirine benziyor çünkü genel olarak mektuplar. Duygudan arınmış, kalıplaşmış mektuplar var. Bu siperdeki tek düze hayatlarına uygun. Ölen yakını bile olsa tepkileri de sınırlı. Olsa olsa sessizce bir kenarda o da pek kimseleri görünmeden ağlayabiliyorlar. Burada havalar iyice ısındı. Orada da öyledir herhalde. Savaşla ilgili bir şey yazmamaları konusunda uyarılmışlardı. Zaten yazacak ne vardı? Bu gürültü patırtının nesi yazılırdı? Savaşı gördüğü de yoktu. O savaşı siperlerin arasında yaşıyordu. Beni merak etmeyin, sağlığım yerinde. En azından siperlerde eğilerek koşmaktan beli tutulmuştu. Siperlerin hepsi henüz derin değildi. 1915 Ağustos ayında Denizli tren istasyonunda bir gün. Tren ağır ağır istasyona girince bir koşuşturma başlar. İnen birkaç hasta veya yaralı askerin etrafı çevrilir. Daha geçmiş olsun bile demeden telaşla Ahmet'imi gördün mü, Mehmet'imi gördün mü diye sorulurdu. O yörenin acıdan yorgun kadınları bağırarak ağlamayı bilmez. Ağıt yakmazlardı. Alınan haber iyi olsun, acı olsun, içe atılan sessiz bir hıçkırık başlardı. Cepheden eve haber göndermenin en iyi yolu hastalanarak ya da yaralanarak hava değişimi alıp dönenlerden yararlanmaktı. Anacığım iyiyim yazan kısacık pusulalar, altına parmak basılmış, uzun uzun hal hatır soran hazır asker mektupları toplanır, Nazilli'ye, Aydın'a, Denizli'ye doğru gidenlere verilirdi. Anneler de bunu bilir, tren yolu gözlerlerdi. Ve son olarak, cephedeki askerin Çanakkale'den düşmanın geri çekilişine bakışı da sade, gerçekçi ve içten. Diyor ki, düşman kaçarken biz İsmail Tepe'deydik. Gece çekildi kafir. Ateş birden kesildi sabaha yakın. Bizden fedailer gitti. İstihkamların içinde mumlar yakmışlar. Geçecek yerlere bombalar yerleştirmişler. Bizimkilerden birkaç kişi yaralandı. Ben de gittim düşman mevzilerinde. Her şey vardı.
çay, şeker, konserve kutuları. Domuzu kızartmışlar da cephane sandığı gibi kutulara doldurmuşlar. Onları yerlermiş. Biraz sabun almıştım siperlerinden gavurum. Gavur kaçtıktan sonra İngiliz'in bıraktığı çuvallardan Dereobalı Ali Çavuş, Hasan Onbaşı 3 okka üzüm almışlar. Yağmur yağıyor. Çantaları koyduk altımıza, portatif çadırları da koyduk başımıza. Avuç avuç üzüm yedik. 14 Nisan 1915'te Seddülbahir'de şehit olan Yüzbaşı Kazım Efendi'nin son mektubu. Şu an görmüş olduğunuz mektup. Ben vatan ve millet uğrunda bana düşen vazifeyi ifa ettim, diyor. Bana acımasınlar, bahtiyarım. Zahit Üsteğmen ise 8 Ocak 1916'da Kerevizdere mevkiindeki Şehitler Tepesi'ndeki yaşanan kanlı ve çetin muharebelerde patlayan bir mayınla şehit olduğunda 34 yaşındaydı. Bıraktığı mektup zarfının içinden küçük bir saç demeti de çıktı. Bu Nadide adlı yavrusunun saçının tutamıydı. Yazdıkları son mektuplarında ailelerine teselli veren, takdir-i ilahi diyerek boyun eğen Mehmetçiklerimizi 103 yıl sonra biz de burada bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci konuşmacımız öğretim görevlisi Sibel Küçükkülahlı. Yabancı askerlerin anılarında Çanakkale Savaşı'nı bize anlatacak. Buyurun Sibel Hanım. Teşekkürler. Saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Benim konum Tuğba Hocam az çok hani cephedeki askerlerin mektupları arasındaki temel farklılıklara değindi. Ben daha çok karşı tarafın mektuplarından, günlük hayatlarından ve cephelerinden bahsedeceğim. Önce komutanlara şöyle bir resmini koyayım dedim. Bu İrlanda asıllı Amiral John Robeck, görüyorsunuz İrlanda asıllı. Amiral Carter rahatsızlığı onun yerine geçiyor. Bu Harry Gouraud, nasıl telaffuz edeceğim tam bilmiyorum ama Fransız Gouraud. Fransız kendisi, o da 10. Tümen'de savaşmış. Bakın bu da Fransız, dikkat edin. Hamilton'ı zaten duymuşsunuzdur. İtilaf devletlerinin grup komutanlığına, başkomutanlığına atanıyor. İlk faturada ona kesilir zaten. Görüyorsunuz hiç burada bir Yeni Zelandalı yok. Avustralyalı yok rütbeliler arasında. Gelelim kendi güçlerine, askeri güçlerine. Çok sayıda gemiyle geliyorlar deniz çıkarması için. Filoda orta ve ağır çapta 247 adet namlu var. Oldukça güçlü bir filoyla geliyorlar. Bir de şöyle bir şey var. İngilizler şunu hesaplıyorlar. Ya diyorlar biz Çanakkale'de Boğaz'ı denizden geçeriz. Karadan asker çıkarmaya gerek bile kalmaz. Bir günde ta İstanbul'a kadar gideriz. Oraya gideriz diye hesaplıyorlar. O yüzden bu Anzak birlikleri aslında Çanakkale için düşünülmemişti. Bu Yeni Zelanda birlikleri İstanbul'un işgalinde kullanılacaktı. Ama bekledikleri gibi olmayınca mecburen kullanmak zorunda kalıyorlar. Gelelim bu Anzaklar kimler? Anzaklar Britanya İmparatorluğu'nun ordusunda savaşan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerler. İngilizce olarak baş harflerinin kısaltılmasından oluşuyor. İsimleri de bu şekilde kalıyor. Türklere karşı savaştıkları ilk cephe Çanakkale'dir ama işte Filistin cephesine vesairede de yer almışlardır. İngilizler açısından aslında önemli bir güçtür Anzaklar. Gelelim. Bizim askerimiz evet vatanı için savaşıyordu. Mektuplarındaki olumlu pozitif havayı da görüyorsunuz. Ama Anzak mektuplarında kesinlikle böyle bir pozitif hava yok. Bunun sebebi de şu. Sömürge ülkelerinden gelmişlerdi. Onlar kendi ülkeleri için savaşmıyorlardı. Üstteki gördüğünüz harita 1919 tarihi bir harita. İngilizlerin sömürgelerini gösteriyor. 21'lere doğru bu harita daha da genişleyecek. Alttaki de Fransızların sömürgesi. Şöyle ifade edeyim. İngiltere'nin kendi yüz ölçümü 94 bin kilometrekare. Ülkesinin nüfusu 45 milyon 500 bin. Kolonilerin yüz ölçümüne bakın, 13 milyon 100 bin ve kolonilerin nüfusu da 470 milyon.
Fransızların vesairekine değinmeyeceğim. Aşağıda da kıtaların yüz ölçümleri ve ne kadarının sömürge edildiği var. Avustralya'nın %100 İngiliz sömürgesi ve üst taraflarında da Fransız sömürgeleri var. Yani dolayısıyla dünyanın birçok köşesini aslında belli başlı imparatorluklar tutmuştu. O yüzden Anzak mektuplarına en çok öne çıkan unsur şu: bu bizim savaşımız değil. Bir Anzak ailesine yazdığı mektup. Bu arada Anzaklara da müthiş bir sansür uygulanıyor. Yani kendi iç denetimlerinin zaten yok, mektuplarda yazmaya çalışıyorlar ama çok fazla sansür var. Gazetecileri almıyorlar, gazetecileri tutukluyorlar. Hele hele başarısızlıklarının yansımasına kesinlikle izin vermiyorlar. Ben burada bir Gelibolu cehennemindeyim diyor. Cehennem dediğime bakmayın, burası hakikaten güzel bir yer. Yine bülbüllerden, oradaki gelinciklerden bahsediyor ve şöyle diyor: eğer o sırada bir Türk öldürmüyor ya da Türkler tarafından öldürmüyorsak Gelibolu'nun muhteşem grubunu seyrediyoruz. Yine cephedeki koşullara baktığın zaman artık saatlerce hiçbir şey hissetmiyor ve duymuyorum. Bu arada sadece bakıyor, saklanıyor, ateş ediyor, süngü takıyor, düşman öldürüyor, bit ayıklıyor. Yemek diye verdikleri kuru bisküvi, kreker, kuru et parçalarını kemirip zaman olursa yatıyor, çok ender olarak da uyuyorum diye ifade etmiş. Yine mektubunun devamında burası Türklerin vatanı, bu savaş bizim savaşımız değil. Ben sadece bir Anzak askeriyim. Ne sevdiğim şarkılar, yemekler, kokular, ne de sevdiğim insanlar. Ben artık bir sayıyım, yaşayan bir sayı. Ölürsem o zaman da bir sayı olacağım. Vatan uğruna kahramanca ölmüş bir sayı. Kahramanca ve vatan uğruna. Kahramanlık mı? Hadi ya, demiş. Kahramanlık zorla olmaz. Vatana gelince zaten burası Türklerin vatanı. Türkleri onlara o kadar yanlış anlatıyorlar ki, bu arada Birinci Dünya Savaşı'nda propaganda çok önemliydi. Bir sürü propaganda kartları vardır yayınlanmış. Türkleri böyle bir canavar gibi anlatıyorlar. Barbar, korkunç, insani duygulardan yoksun. O yüzden şöyle demiş: İlk kez Türkleri canlı ve yakınken gördük. Türkler bize anlatılan canavarlara benzemiyordu. Onlar da gözlerinde endişe ve keder olan genç insanlardı. Onların da arkalarında bekleyen can aileleri, üzüntülü aileleri, yaşlı anneleri, babaları, karıları, belki sevgilileri vardı, diyor. Türkler de insandı, demiş. Yine Çanakkale'deki o propaganda kartlarından biri, Osmanlı'nın kazandığı zafer bu şekilde Alman propaganda kartlarında kullanılıyor. Yine bir mektup: bana sigara ikram eden iki Türk'e ben de konserve et verdim. Tabii şimdi yavrudan et gelince bizimkiler bir tedirgin oluyorlar ama kabul etmediler. Bu sığır etidir dediysem de inanmadılar. Aslında anlamadılar. O zaman ellerimle kafama boynuz yapıp öküz gibi büğürdüm. Güldüler, ben de güldüm. Orada savaş meydanında etrafımız askerlerin cesetleriyle doluydu. Biz düşmandık ve birbirimize gülüyorduk. Sonra bana sigara ikram eden Türklerden bir "sen no İngiliz" diye şaşırarak sordu. "Ben İngiliz değilim," dedim. Onlar da şaşırıyor çünkü karşılarındakinin nereden geldiğini bilmiyorlar. İngiliz askeri diye biliyorlar. Sonra elini uzattı. "Ben Türk," dedi. Bana uzatılan eli tuttum. Orada Gelibolu'nun en kanlı savaşlarının yapıldığı o tepede el sıkıştık. Ben artık bu adamla nasıl düşman olabilirdim? Ben bu adamla neden düşman olmuştum ki? Düşmanım o anda artık arkadaş Türk olmuştu. Ben bu savaşta ölmeyi reddediyorum. Bu savaş benim savaşım değil. Fakat yaşamak için de hiç isteğim kalmadı, demiş. Oğlu ailesine yazmış bu mektubu. Yine Anzak askerlerinin mektubundan: artık küçük bir subay grubuyuz. Çıkarmadan geriye kimse kalmadı. Bir tanesi dün gece yemek sırasında başından vuruldu ve bütün masayı alt üst ederek her şeyi birbirine katarak çorbanın içine düştü. Neticede gece karanlığına kadar yemek yiyemedik, demiş. Gelelim. Bu HMS Gascon gemisi. Bu çok önemli bir gemi aslında. Pek bahsedilmese de 600 yatak kapasiteli bir hastane gemisi. İngilizler getiriyorlar. Yaralı askerleri Çanakkale'den toplayıp İskenderiye'ye, Mısır'a, İngiliz kontrolündeki Mısır'a götürüyor. Ama burada da şöyle bir çifte standart var maalesef. Bunu anlatan da yine, bakayım resmini koymuş muyum? Sanırım almamışım buraya. O gemide, daha doğrusu Çanakkale'de çalışan hemşirelerden bir tanesi, ismi biraz yine zor, Muriel Wakeford.
diye bir bayan, resmini koymamışım, keşke koysaymışım. Diyor ki bu gemilerde ve yaralılar arasında da ikilik vardı. İngilizler bu gemilere daha çok İngiliz asıllıları alıyorlar. Zaten çok büyük bir koordinasyonsuzluk var çünkü insana kıymet vermiyorlar. Mesela kıyıda duran doktorların ağır yaralıları ve kurtarılabilecekleri ayırması ve gemiye öyle yüklemesi gerekiyor ama yapamıyorlar. Tabii çok da büyük bir savaş var ortada. Ve 1000 kadar askeri ilk postada gönderiyorlar. Geri kalan 2600 kişi beklerken limanda bakılamıyor. O kadar kötü koşullarda bırakıyorlar ki bu insanları. Çoğu mikrop kapıp ölüyor zaten. Yine Gascon gemisinde genelde sol taraflarından ve çoğunlukla başlarından yaralı insanlar var. O dönemde bunlar başlarına değişik bir başlık takıyorlar. Mihver değil, mantar ve ketenden yapılma, panama usulü bir şapka takıyorlar. Dolayısıyla bu da onları kurşunlardan maalesef korumuyor. İngilizlerin ne kadar değer vermediğine dair birkaç şey daha vardı koordinasyonsuzluklarına dair. Gaston'a tıbbi malzeme göndermek için bir gemi daha yola çıkıyor. Adını tam Hindu isimli bir gemi. Gemi kayboluyor. Yani bir gemi kaybolabilir mi? Kayboluyor ve Çanakkale açıklarını öylece bekliyor. Tıbbi malzeme yok, morfin yok kıyıda. Bu gemi bekliyor. Yine aynı şekilde gemilerde öncelik Anzaklara veriliyor. Bir ikmal noktasına uğranılıyor Mondros Limanı'nda. Pijama ve üniforma istiyorlar. Diyorlar ki bu adamların hani üniformalarından pislik yaralarına karışıyor ve kan kaybından, işte mikroptan ölüyorlar. Malzeme veriliyor, pijama, üniforma veriliyor ve şu tembihleniyor. Kesinlikle İngilizlere vereceksiniz. Bunları İngiliz halkı, İngiliz askerleri için topladı, Anzaklar için değil deniliyor. Yine bir tane gemi çıkıyor yaralıları almak için. O gemide de şu var, Anzaklar binmek istediğinde hayır diyorlar. Bu gemi sadece İngiliz yaralıları için. Yani Anzaklar burada da aslında dışlanıyorlar. Hatta bir tane general, şurada görüyorsunuz, General Humphrey Weston. Ölüler, bana ne ölülerden diyor. Hani adamcağızlara verilen değer de maalesef bu kadar. Bir de işin böyle bir acı tarafı var. Tabii en büyük dertleri sinek. Coğrafyayı bilmiyorlar. Sıcak. İngilizler sıcağa çok alışkın değil. Hadi Avustralyalılar neyse de. Atlarıyla denize giriyorlar Çanakkale'de. O kadar. Hani atlar da bunu alıyor. İnsanlar bunu alıyor. Sineklerden sıtma yayılıyor. Bir sürü bulaşıcı hastalık artıyor. Dolayısıyla çok sıkıntı çekiyorlar. Gıda sıkıntısı da var. Yemek olarak sığır eti ve sinek yahnisi yiyorsunuz diyor. Kahvaltı için bir dilim tuzlu domuz salamı ve bir fincan sinekli çay. Eminim çay da kaynatılıyor diyor. Su bulamıyorlar. Suyun içine bir tablet atıp buldukları suyun dezenfekte etmek için çamaşır suyu kokan bir tablet atılıyor. Ama o kadar kötü kokuyor ki onu da içemiyorlar. Yani şey, hatta bir tanesi anılarında at ölüsü gibi kokuyordu diyor. O kadar kötü kokuyor. Kayısı reçelinden fenalık geliyor. Sürekli kayısı reçeli dağıtılıyor Anzak askerlerine. Yine Anzak askerlerin anılarından ona Ernest diyorduk. Her sabah yakacak odun aramak için siperinden çıkan kara bir Türktü. Bizim arkadaşlar uzun süredir ona artık ateş etmiyordu. Ona konserve et atmaya alışkanlık haline getirmişlerdi. Yani bu kadar da siperler birbirine yakın olduğu için birbirlerine de alışıyorlar, tanıyorlar. 11 Ağustos doğum günüm. Ne doğum günü ama. Bir haftadır ne tıraş oldum ne de yıkandım. Kendimi berbat hissediyorum demiş yine bir asker anısında. Yine Avustralyalı bir asker durumun korkunçluğunu anlatıyor. Makinalı tüfeklerden şakır şakır mermi yağıyordu demiş. Toprak ve insan parçaları göğe doğru yükseliyordu diye anlatmış. Hatta yaralı askerlerin durumunu hayal bile edemezsiniz demiş. Gelelim, resmini gördüğünüz kişi kim? Aubrey Herbert adında birisi. Savaşta en çok acı çekenlerden biri. Hem Türkçe hem İngilizce biliyor ve cephede. İki tarafın yaralı askerlerinin inlemelerini, söylediklerini sonuna kadar duyuyor. Ve dolayısıyla Çanakkale'de bir günlük ateşkesler vardır ölülerin kaldırılması için. Bu ateşkeste en çok payı olan kişilerden biri Herbert. İngilizlerin tarafında geliyor cepheye. Ama daha önce İstanbul'da bulunduğu için dediğim gibi ateş olarak Türkçe'yi çok iyi biliyor. Ateşkes için canla başla uğraşıyor bu adam ve çok zeki.
İki taraf da ateşkesi istiyor ama sıkıntı şu, İngiliz tarafı Hamilton karşı tarafın isteğiyle olsun istiyor, onlar ateşkesi teklif etsin diyor. Türk tarafı da Limon Paşa var Osmanlı ordularının başında, onlar da Hamilton teklif etsin istiyor. Öyle bir şey oluyor ki ateşkes kabul ediliyor, Limon Paşa Hamilton istedi sanıyor, Hamilton da Limon Paşa ateşkes istedi sanıyor. Sağ olsun Herbert işte bu işi diplomasiyle hallediyor bir şekilde ve bir günlük ateşkes ilan edilir ve cesetler toplanır. Neden cesetler toplanır? Sıcak hava, bir sürü ceset, bir sürü inleyen yaralı, su diye inleyen yaralılar var ve iki siper birbirine çok yakın, kimse siperden çıkamıyor. Artık ölüler, artık yaşayanların da hayatlarını tehlikeye soktuğu için kaldırılmaları gerekiyor. 4000'e yakın Türk askeri bu kekik kokulu alanlardan kaldırılacaktır. Ateşkesin bitmesine biraz zaman varken ölüleri toplama işi bitiyor. Ve öyle bir şey oluyor ki iki tarafın askerleri birbirleriyle şakalaşmaya başlıyorlar. İşte İngiliz tarafı bunlara sigara ikram ediyor. Türk askerleri şakalaşıyorlar birbirleriyle. Birbirlerine rozet veriyorlar. Artık komutanlar müdahale etmek zorunda kalıyor. Yani bunlar bu kadar yakınlaştı. Olmaması gereken bir şey, düşmanlar. En son Hamilton, iki tarafın dilini de bildiği için Hamilton yerlerinize geçin emri veriyor. Bu arada yerine geçerken bir Türk grubuna rastlıyor. Diyor ki, şakalaşıyor onlarla. Ya diyor, yarın bakmışsınız beni vurmuşsunuz. Onlar hep bir ağızla Allah korusun diyorlar. Arnavutlar var o bölgede. İşte güle güle dostlar diyorlar. Biz sizi vurmayız deyip o şekilde gülerek vedalaşıyorlar. Ve cesetler bu şekilde ortadan kaldırılıyor ve iki taraf için ateşkes yapılıyor. Gelelim yine anılara bakacak olursak, Fransızlar Türkler gibi mert bir millete savaştıkları için daima ihtar edebilirsiniz diyor. Ve bir anısını anlatıyor cephede gezerken. Yerde bir Fransız askeri yatıyor. Bir Türk askeri de kendi gömleğini yırtmış, onun yaralarını sarıyor, kanlarını temizliyordu. Tercüman vasıtasıyla şöyle bir konuşma yaptı. Niçin öldürmek istediğin askeriye yardım ediyorsun? Mecazsız haldeki Türk askeri karşılık veriyor. Bu Fransız yaralanınca cebinden yaşlı bir kadın resmi çıkardı. Bir şeyler söyledi, anlamadım ama herhalde annesi olacaktı. Benim kimsem yok, istedim ki o kurtulsun, anasının yanına dönsün. Bu asil ve âli cenab-ı duygu karşısında hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bu sırada emir subayı Türk askerinin yakasını açtı. O anda gördüğüm manzaradan yanaklarımdan sızan yaşlarımı doldurduğumu hissettim. Çünkü Türk askerinin göğsünde bizim askerinkinden çok daha ağır bir süngü yarası vardı. Ve bu yaraya sadece bir tutam ot tıkanmıştı. Az sonra zaten ikisi de maalesef vefat etmişler. Yine mektuplar var. Esir kamplarından yazılan mektuplar var. Annelerine, ailelerine yazıyorlar. Şöyle. Ha, bu yine propaganda kartlarından biri. Mehmet Reşat'ın resmi var. Ve Almanlar tarafından basılmış. Çanakkale vurgusunu Almanlar bol bol kullanıyorlar. Yine İngiliz esirlerden bir tanesinin mektubu eşine yazmış, bir kutu hazırlamış eşine. Kutunun içine bir parça ekmek, biraz şekerleme, iki mendil, iki çift çorap koymuş. Ve kavuşabilmek umuduyla yazmış. Gelelim yine Adana'da bir mektup. Bu mektubun acı tarafı şu, bu mektubu aldıklarında aslında kardeşi cevap yazıyor ama çoktan vefat etmiş. 16 Kasım'da mektubunu aldık, 12 aydır haber alamıyorduk demiş. Ama zaten sonrasında 18 Eylül'de ölmüş. Yani birkaç ay sonra gidebilmiş mektubu. Cevap büyük ihtimalle havada kaldı maalesef. Yine annelerine ve babalarına mektuplar yazıyorlar. Anne ve babalardan mektuplar geliyor. Bu yine propaganda kartlarından biri. Yeni ileriyle dalga geçiyor Almanlar, İngilizlerin, Osmanlı ön plana çıkarılmış. Senin pantolonun bir parçasına benziyor diyor. Yine Pozantı'dan yazılmış bir mektup. Daha çok dualar ve iyi temenniler var. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi Anzak mektuplarında da yine aynı şekilde acı var. İki cephede de ölenler, insanlar.
Ama Anzakların bir aidiyeti yok maalesef ve onlar Türkleri çok yanlış tanımış bir şekilde gelip çok doğru tanıyarak gidiyorlar. İşin ilginci Çanakkale şehitleri, Çanakkale kutlamalarına büyük bir katılım sağlıyorlar ve hala o aidiyetleri devam ediyor, ölülerine sahip çıkıyorlar. En azından burada böyle bir aidiyet olmuşlar. Bu da oldukça ilginç geliyor bana, askerlik ve işte siyasi tarih açısından da ilginç bir nokta aslında. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Tabii savaşın sadece fiziki boyutu yok, psikolojik boyutu da var. O noktada da propaganda çok etkili. Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri propagandayı çok başarılı bir şekilde yönettiler. Aynı şekilde Ermeni olaylarında da propagandaları çok başarılı şekilde yönettiklerini biliyoruz. Bunun dışında karaya asker çıkarmayı planlamadıklarını, doğrudan İstanbul'a geçeceklerini düşündüğü için o kadar çok da hazırlıklı olmadıklarından bahsetti Sibel Hanım. Doğru, çünkü daha önce zaten İngiliz birlikleri 1877'de, Şubat 1807'de yani 3. Selim'in saltanatı döneminde Çanakkale Boğazı'nı geçmişlerdi ve İstanbul'a Yeniköy açıklarına kadar gelip demirlemişlerdi. Doğrudan payitahtı tehdit etmişlerdi ve bunu sadece 19 gemiyle yapmışlardı. Şu an yani Çanakkale Savaşı'nda daha büyük miktarda gemiyle boğazı daha kolay geçebileceklerini düşünüyorlardı. Ama tabii düşündükleri gibi olmadı. Çanakkale'yi geçemediler. Panelimiz sona erdi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz herkese. Konuşmalarından dolayı öğretim üyelerimize teşekkür ediyor ve sahnede kalmalarını rica ediyorum. Ve teşekkür belgelerini vermek üzere Sayın Dekanımız sahneye davet ediyor. Ve Sayın Dekan Yardımcı Doçent Doktor Sarp Dökmen. Değerli misafirlerimiz, panelimiz burada sona ermiştir. Şimdi toplu fotoğraf çekimi için hepinizi sahneye davet ediyorum. Bunlar hep beraber yapıyorsunuz da aslında siz sağlam bana ne yapıyorsunuz? İleride bir şeylerde veriyor mu? İleride bir anım kalsın size. Çekin ya. Yok ya, ben çekeceğim. Neyse, ayakkabı yok işte. Ayakkabı şimdi böyle.